Başkanım benim içinden engelli çocuklarımın emekleriydi ya. Öyle bir kendi yaptım onlardan. Bir koy, iki koy öyle onları aldım öyle. Doğrudur. Biz de yoğun çalışmalar sonucunda altınları sana getirdik. Bunlar tam eksik olsa teslim edici altınlar bunlar bak. Siz olmasanız hadi bunlar geri gelemezdi. Umudumuz yoktu. Size güvendik biz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sizden Allah razı olsun. Şimdi sana teslim ettiğine dair bir şu belgeyi imzalayacaksın. Şuraya imza atar. Abla. Şimdi bizim senden bir ricamız var. Kendini hakim, savcı, yanlına polis olarak arayarak, telefonla arayarak senden para ya da herhangi bir şey talep edenler kesin itibar etme. Onlar dolandırıcılar. Jandarma, polis, savcı, hakim gibi kişiler senden herhangi bir şekilde bir menfaatleri olmaz, para istemez. Bizim senden ricamız bu. Bir daha dolandırıcılara kanma. Bizden başka bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Sağ olun. Allah razı olsun. Aklandım şimdi. Bir daha kimseye teslim etmem öyle bir şey. İnanmam bir daha. Tamam. Ben yandım, başka şeyle de yanmasın komşularım. İnşallah. İşte bu dolayında ev telefonlarına bir telefon geldi. Ondan sonra biz dedi şuradan arayalım, Taşköprü kumandanım ben dedi. Ben de dedim ki ama dedim bizim öyle bir ilgimiz yok dedim, yani öyle bir ilgim yok benim dedim. Senin kimlik şeyini, bilgilerine şey etmiş, resmin var bizde. Benim kimlik üzerine yapılmış. Benim isim çıkıyor orada. O yüzden dedim ben dedim Allah Allah ben dedim kimliğimi kimseye vermedim. Bir yerde bırakmadım dedim. Birikinti paranız var mı dedi. Yok dedim. Birikinti paramız yok dedim. Sadece dedim kolumda dedim bir bilekliğine dedim bir bilezik var dedim. Eve gelecek bir şahısımız gelecek dedi. Onu dedi senin altınlarını alacak dedi. Altınlarını bize götürecek dedi. Biz dedi savcıyla gideceğiz dedi. Savcıyla gidince dedi o altınları dedi onu karşılaştıracak çalıntı mı diye dedi. Adam geldi eve. Biz de çıkarttık. Korktuk çünkü. Altını vermek zorunda kaldım. Altınlar kaldı, kayboldan beri çok canım sıkladı. Ondan sonra üzülüyorum sürekli o çocuklarımın bana sarılıyor. Anne tamam bir daha bir şey olmaz, bir daha tamam bırak gitsin diye dedi. Yani çocuklarımın şey birikintisiydi bu. Ondan sonra dedim çocuklarımın dedim zabat dedim eline bir ekmek geli dedim. Biz dedim bu oyunu sürekli direkt değiliz dedim. Hani çocuklarımı kim bakarsa dedim, onlar da Allah yiyle, satarla yiyle birlik beraber dedim. Öyle diye düşünüyordum ben, ne bileyim böyle başımıza böyle geleceğini. Allah razı olsun, valla gittiydi, onu da birikündümüz gittiydi çocuklarımın yemekleri. Bir daha nerede biriktirebilirdim onu o kadar. Benim oğlan bak kulakları duymuyor, dili konuşmuyor, o bile bildi tanıdı resminde orada. Böyle diye kuracaksın diye gitti diye. Bugün pazartesi günü işte, jandarmalarımızı bulmuş altınlarımızı evimize kadar getirdi, teslim etti. Teslimi aldım Allah'a şükür. Hepsi var. Hepsi tekmil. Askerlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah daha durduktan durağı olsun. Devletimize de zavallı vermesin. Yani onun olmasa biz burada nerede yaşayabiliriz? Getirenlerimizin eline koluna sağlık, ayaklarına şeylik versin Allah'ım. Uzun ömürlü versin devletimizin uşaklarına, hepimize.